Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dudak büyütme egzersizleri paylaşacağım. Şimdiden söyleyeyim, egzersizlerle dudak büyütmesi biraz emek istiyor. Paylaşacağım egzersizleri her gün en az bir defa olmak üzere birkaç defa tekrarladığınız sürece de 3-4 ay içerisinde etkisini fark edebilirsiniz. Tabii ki incecik şu şekilde bir dudağınız varsa bir anda Adriana Lima dudağına sahip olmayı beklemeyin. Ancak dolgu yaptırdıktan sonra neye benzeyeceğinize güvenemiyorsanız ve dolgu yaptırmaktan korkuyorsanız bu egzersizlerin size azıcık da olsa faydalı olacağına inanıyorum. İstediğiniz kadar dolgun dudaklara sahip olana kadar da egzersizleri bırakmayın. Bu 2 yıl olur, 3 yıl olur ama gerçekten zamanla yaptıkça dudaklarınızın büyümeye başladığını göreceksiniz zaten ve egzersizleri bırakmayacağınıza inanıyorum. Şimdi hazırsak egzersizlerimize başlayalım. İlk egzersizimiz de şu dudağımızın üst çizgisi var ya, işaret parmağımızı onun üstüne yaslıyoruz. Şu şekilde alt kısmına da baş parmağımızı yaslıyoruz. Şu köşesine getirelim. Şöyle sıkıştıra sıkıştıra her yerine bastırıyoruz. Geri dön. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 defa tekrar ediyoruz. Sonrasında eğer alt dudağınızın inceliğinden de şikayetçiyseniz aynı şekilde bu sefer işaret parmağınızı buraya koyun. Yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa dudağınızın etrafında tur atın. Başlayayım. İyice sıkıyorum bakın. İkinci hareketimizde baş parmağınızı dudağımızın içine koyuyoruz. Dudağımızın şu üst kısmına da işaret parmağımızı koyacağız. Yine aynı şekilde bastırarak 8 defa gidip geleceğiz, 8 defa gidip geleceğiz. Şöyle bakın baş parmağımıza dudağımızın etini biraz daha dışarı doğru itin ki sıkıştıracak et ortaya çıksın. Aşağısı yine bu şekilde baş parmağınızı aşağıya koyacaksınız. Biraz daha zaten dudağınızda et olunca daha kolay oluyor yapması. YouTube'da eğer dudak büyütme diye arattıysanız ve benimle bu şekilde karşılaştıysanız birkaç farklı videoya denk gelmişsinizdir. Bazı videolarda ben de denk geldim. Şu şekilde hareket yaptırıyorlar mesela. Bu hareketi yaptırıyorlar. Şimdi ben değerli takipçilerime soruyorum. Dudağınızı şu şekilde yaparsanız hem çenenizi hem dudak üstlerinizi buruşturmuyor musunuz? Bu hareket oldukça zararlı. Dudak büyüteyim derken hem üst dudaklarınızı kırıştıracaksınız hem çenenizi kırıştıracaksınız. Aman diyorum. Farkındaysanız yaptığım hareketlerde hiçbir yeriniz buruşmuyor. Sadece dudağınızı biraz gerdiğiniz için dudaklarınız sonrasında çatlama yapabilir. O yüzden dudaklarınızı her gün nemlendirmeyi unutmayın. Dudak kremleri de olabilir. Ben vazelini tercih ediyorum. Vazelin kullanmama bazıları şaşırıyor. Açıkçası dudak nemlendiricilerinin çoğunun içine bakarsanız zaten petrolyum jeli. Petrolyum jeli demek de zaten vazelin demek. O yüzden ilgili olduğunu iddia ederken cahilliğini ortaya koyan arkadaşlarım da var. Buradan onlara selam söylüyorum. Yutmadığınız sürece de sadece dudak dışlarınıza kışın falan vazelini gayet de rahat uygulayabilirsiniz. Egzersizleri bitirdikten sonra hemen ben de dudak nemlendiricimi uygulayacağım. Sakın yapmayın dediğim öpücük hareketinden ziyade dudaklarınıza aynı şekilde verebilecek daha etkili bir hareketimiz var şimdi de. Şu şekilde dudaklarınızı şöyle üste doğru kıvırarak yine bastırıyorsunuz. Kıvır, bastır, kıvır, bastır.
Bu da şöyle dudaklarınızın şu şekilde hafif dışa doğru kalkık olmasını sağlayacak. Hareketleri umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.